Emir'cim sen bundan almadın. Teşekkür ederim. Böyle iyiyim ben. Demir, nerelerde ne bakıyorsun kendine? Bu tarafları tercih ediyorum. Ya, bize de yakın olsun istiyoruz yani. Ay değil mi? Ayrılmayalım. İşten güçten zor görüşüyoruz. Bu taraflarda peki görüştüğün emlakçı falan var mı? Ya da böyle gözüne kestirdiğin bir ev falan? Var. Ama içinde oturan çıkmadı hala. Ha. Onu bekliyorum. Ne zaman çıkıyor kısmetse? Çok yakında diye umuyorum. Az kaldı. Ay bu arada ellerinize sağlık. Her şey çok lezzetli olmuş. Özellikle şu babaganuşa bayıldım. Afiyet olsun. Evet. Firuze halam da çok sever. Değil mi? Çok severim değil mi Demir'ciğim? Size de zahmet verdik ama her şey çok güzel. Afiyet olsun. Evet, ellerinize sağlık. Ay afiyet olsun. Afiyet olsun efendim. Ne güzel böyle bir araya geldik, konuştuk, anlaştık değil mi? Demir'cim, Selin'e servis yapar mısın? Bak ondan almadı. Tabii. Selin kızım, sen de Demir'e ekmek uzatıver. Aa, o ekmek yemez ki. Sabah kahvaltıda bile böyle sebze. Kızım sen nereden biliyorsun? Ah şimdiki gençler sağlıklarına çok dikkat ediyorlar. Bizim gibi değil ki onlar. Tabii tabii. Demirciğim de çok sağlıklı beslenir. Sonra içkisi yok, gece hayatı yok. Yani... Akşam erken yatar, spor yapar, çok disiplinlidir. Tam örnek bir evlat. Maşallah. Ama Selinciğimiz de öyle. Harika bir evlat yetiştirmişsiniz maşallah. Hanımlığına hanım, yani terbiyeli. Yani maşallah. Maşallah. Allah iyilerle karşılaştırsın. Aklımız hep kızımızda. Koca İstanbul, kimin ne olduğu belli değil. Biz alışkın değiliz. Hiç aklınız kalmasın. Selin burada yalnız değil. Ben varım, Leyla var, Demir var. Biz ona sahip çıkarız. Hanımefendi, benim kızımın sahip çıkılmaya ihtiyacı yok. O kendine sahip çıkar. Sahip çıkılacak bir durum olursa da çok şükür biz daha ölmedik değil mi? Yanlış anladınız bizi Semih Beyciğim. Tabii ki siz annesi babası olarak başında olacaksınız. Ama biz yanında oluruz diyoruz yani sadece. Efendim yanında veya değil. Kendi problemlerini kendisi çözer. O kendi ayakları üstünde durmasını bilir. Ben öyle yetiştirdim onu değil mi? Keşke herkes sizin gibi evlat yetiştirse. Vallahi bravo. Hani derler ya. Komşu komşunun külüne muhtaçtır diye. Yani şayet ihtiyaç olursa Selinciğimin iyiliğine biz de mukabele ederiz. Eksik olmayın efendim. Ay, en iyisi ben Reyhan Hanım'ın tatlısını getireyim de sohbetimiz tatlansın. (Gülüyor)